Dostlar hepinize günaydın. Bugün 13 Haziran Pazartesi ve Güneş İkizler Burcu'nda, Ay Yay Burcu'nda ilerlerken henüz Dolunay fazı tam olarak gerçekleşmedi ama onun enerjisi akışa başladı. Çünkü 2 derece yayda dolanıyor bugün Ay ve Dolunay'a hazırlıyor bizi. Uykusuzluk çekebiliriz, geçmişi sorgulayabiliriz. Bir de hafiften hafiften arkadaşlar, ilişkilerde kendimizi yeniden sorgularız. İlişkimizi sorgularız. Biraz sorgulama dönemi veya uykusuz kalmamız mümkün sevgili dostlarım. Şimdi biraz daha story'e videolarımı attım. Story videoları çektim. Üçüncü çakrayla ilintili Yengeç Burcu arkadaşlar. Ve aynı zamanda bakın, üçüncü çakra bölgesi hem maddi çıkarlarımızı hem de ilişkilerimizdeki dengeyi anlatır arkadaşlar. Öncelikle güne güzel bir buzlu su ile başlayalım. Bu Amerikalıların çokça kullandığı bir yöntemmiş. Ben gitmedim Amerika'ya, gidenler söylüyor. Buzlu su bildiğiniz midedeki zararlı bakterileri öldürüyormuş. Sabah aç karnına içmek fayda getiriyormuş. Ben denedim. Hiçbir mide sorunum kalmadı. Arkadaşlar limonlu su falan diyorlar ama kabızlık sorunu çekiyorsanız limonlu su içmeyin bir zahmet. Çünkü limon kabızlığı arttırıyor. Onu da söyleyeyim. Bugün nasıl hissedebiliriz kendimizi? Chiron Koç burcunda. Ve arkadaşlar Juno Balık burcunda. Juno ile Güneş arasında çok güzel bir açı var. Yaralarımızı sarabiliriz. Birisi bize liderlik yapabilir veya öncülük edebilir. İlişkilerimizde yaralarımızı sarabiliriz. Birbirlerimizi anlayabiliriz. Birbirimizi affedebiliriz. Böyle ilişkilerin barış içinde geçeceği bir gün olacak. Ama eğer sert etki varsa, tam tersi de olursa ben ne yapabilirim arkadaşlar? Çünkü Mars da Koç burcunda tartışmaları biraz alevlendirebilir. Dostlarım şimdi koçlarla başlamak istiyorum. Bakalım koç burçlarını bugün neler bekliyor. Hadi bakalım. Mars koçta, Jüpiter koçta ve Mart ayının sonunda doğanlar, 22 Mart'tan sonra doğanlar, 21-22 Mart'tan sonra doğanlar, tüm Mart doğumlu koçlara bereketi ve iyiliği taşıyor arkadaşlar. Bakalım bugün Yengeç Burcu'nun günü su gruplarından. Deniz kızları ve yunuslar destesinden size bazı bakımlar yapacağım arkadaşlar. Hem de tarot açacağım. Koçlarla başlamak istiyorum. Hadi bakalım koçlar. Hazır mısınız? Şimdi koçları neler bekliyor? İlişkilerde hazır olun arkadaşlar. Bir sıkıntılı dönemin sonu gelmiş. Özellikle koçlarla aslanlar arasındaki ilişkilerde son derece uyumlu bir gündesiniz. Birliktelikler güç kazanıyor arkadaşlar. Melek kartlarımız ne diyor? Eşruh ilişkisi. Koçlar hazırlanın. Bugün teklifler var. Bugün çok güzel bir gündesiniz. Boğa burçlarına geliyorum arkadaşlar. Boğalarda neler var? Şimdi Boğa burçlarına baktığımda dostlarım, bilinçaltı temizliği ya da bilinçaltındaki korkulardan kurtulacaklarını gösteriyor. İnşallah bilinçaltınızdaki hiçbir korku sizi artık rahatsız etmez ve bilinçaltı temizliği yaptırarak kendinizi daha iyi hissedersiniz. Yoksulluk bilincinden kurtulursunuz. Siz de aşkta ve birliktelikte şanslısınız. Bakalım Deniz Kızı destemiz ne diyor? Yeni bir gün doğumu diyor. En kötüsü geride kaldı. En kötüsü geride kaldı. Ve geçiyorum ikizler burçlarına. Güneş ikizlerde. Hadi bakalım ikizler burçları. Dengeyi sağlamakta zorluk çekiyorsun. Çünkü etrafındaki ayak takımı insanları temizleyemedin henüz. Etrafındaki ayak takımı insanları değiştir. Gönder gitsin. Gönder gitsin. Dedikoducuları ve seviyesi düşük insanları barındırma. İkizler burçlarının
melek kartını. Biraz dinlen, uykusuz kaldın. Bugün gündüz kendine zaman ayır. Ben değerliyim, ben mutluluğu hak ediyorum gibi söylemlerle biraz böyle meditasyon yapabilirsin. Ve de kendini affedebilirsin eğer bir yanlışın varsa ikizler burcu. Yengeç burçlarına geliyorum dostlarım. Yengeçler, anaç yengeçler, sizin gününüz pazartesi. Su grubu olduğu için yengeç burcu pazartesileri meditasyon yapmak için harika bir gün. Ekstradan bir zikir çekmek istiyorsanız Ya Musavvir zikri 336. Sen onu biliyorsun sevgili yengeç burcu. Çünkü senin zikrin bu. Ay burcu, yani ay burcu yengeç olanlar, yükselen yengeç olanlar da çekebilirler. 336 Ya Musavvir çekiyorsun. Bakalım neler söylüyor kartların. Bugün kanuni bir sorunu çözüyorsun veya herhangi bir resmi işlemin varsa hastane işleri de dahil çözüyorsun sevgili dostum. Evet, yardım alacaksın ve maddi bir takım sorunları çözüyorsun yengeç burcu. Aslan burçlarına geliyorum. Neler bekliyor aslanları? Dostlarım, aslan burçlarında şöyle bir şey var. Evet. Vulkano dediğimiz bir asteroid var. Ani patlamalara karşı dikkatli olun diyor. Yani ani sinir ve öfke patlamalarına karşı dikkatli olun. Ve ailenizde biraz çatışma yaşayabilirsiniz. Yine bakıyorum. Peri kartları ne diyor? Bir dilek tut diyor. Dostlarım, diğer boyuttan duyulmuş isteklerin. Şu an sihirli bir an ve bir dilek tut gerçekleşecek. Hadi bir dilek tutalım mı arkadaşlar? Tüm burçlar için, aslanlar da dahil. Aslanlar açıktı ama. Evet, gözlerimizi kapatıyoruz. Bacaklarımızı açıyoruz. Ya uzatabilirsiniz ama kapalı olmasın. İsteklerimize, dileklerimize odaklanıyoruz. Yoğunlaşıyorsun. Onun olduğunu imajine ediyorsun. Ne istiyorsan önemli değil. Sevgili Allah'ım ve sevgili meleklerim, baş melek Mikail, isteğimin ve dileğimin olduğunu bilmemi sağla. Teşekkür ederim. Başımızdan aşağıya şu şekilde arkadaşlar, mavi bir ışığın, bir ışık hüzmesinin bizi yıkadığını hayal ediyorsun. Ne istiyorsan gerçekleşti. Oldu, oldu, oldu diyorsun. Elinle şu kadar, şöyle bir duruyorsun. Bütün kötülükleri ve korkularını bir nefeste veriyorsun. Aslanlardan, yengeç aslanlardan başaklara geçiyorum. Başak burçlarında neler var? Evet, karşı burcunuzdaki Juno'dan dolayı ilişkilerde sorun yaşıyorsunuz arkadaşlar. Biraz maddi kaygılarınız var. Lütfen salıverin gitsin. Evrenin bollukla olduğunu hayal edebilirsiniz. Her yerden paranın geldiğini hayal edebilirsiniz arkadaşlar. Ve oyun zamanı diyor. Evliyseniz evlatlarınızla, değilse dostlarınızla güzel bir vakit geçireceğiniz gündesiniz arkadaşlar. Geliyorum sevgili terazi burçlarına. Bakalım terazileri neler bekliyor. Arkadaşlar, dengesiz bir ilişki var. Güç dengesi sizi mahvetmiş durumda. Ve biraz da dargınlıklarınız, kırgınlıklarınız var. Yalnız ailevi sorun ya da işle ilgili sorunlarınızı çözeceksiniz. Sabah onaylamaları diyor. Sabahleyin kalktığınızda bugün bir onaylamada bulunmanız lazım. Ne diyebiliriz? Kendime güveniyorum. Yaşamın akışına güveniyorum. Her şey yolunda. Mutluyum ve bunun böyle olduğunu biliyorum diyorsun. Dünyayı kucaklamaya hazırsın. Ellerini açıyorsun. Kocaman aç, 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 aç. Uçtuğunu hisset. Hepsi bu kadar. Sevgili akrep burçları, sizi neler bekliyor? Hadi bakalım. Akrepler arkadaşlar, paraya dikkat etsinler bugün. Parayla ilgili kayıp yaşayabilirler. Ya da bankadan menfi bir yazı gelebilir. Aman dikkatli olun.
Yani gelir geçer hepsi arkadaşlar. Borç harç ödenir. Canınız sağ olsun yeter. Şu an üzerinizdeki bir negatifi atmaya hazırlanın. Evinize ya da çevrenize bir negatif enerji yapılmış, büyü yapılmış olabilir. Sirkeli suyla yıkanın ve evinizi sirkeli suyla silin. Ve Allah'ın dediği olur. Şüphesiz Allah en iyi bilendir deyin. Hiç kimse ilahi olandan büyük değil. İstediği kadar büyü yapsınlar arkadaşlar. Vız gelir bize, çözeriz efendim. Ve geliyorum akreplerin melek olumlamasına. İlahi sihir diyor arkadaşlar. İlahi sihir kesinlikle ve kesinlikle isteğinizin olacağını veya negatif enerjinin sizden uzaklaşıp gideceğini gösteriyor. Geliyorum yay burçlarına. Ay sizin burcunuzda ilerlerken önemli haberler alacaksınız. Yurt içinden, yurt dışından barış haberleri geliyor arkadaşlar. Küs olanlar barışıyor ve olumlu bir enerji hayatınıza akıyor. Maddi ve manevi bolluk içindeyim diyebilirsin sevgili dostum. Ve Oğlak burçlarına geliyorum. Yorgunsun Oğlak burcu, biraz dinlen. Bugün eve misafir falan alma, sağa sola da gitme, otur biraz dinlen. Dün çok yorulmuşsun veya iki gün önce. Artık dinlenmenin zamanı. Ve dostluk diyor. Dostların senin evine gelmek isteyecekler. Bir ya da iki kişiyi kabul et. Hadi geri aldım sözümü. Dostlarından yardım ve destek görüyorsun. Hadi bir beş çayına gelenler olabilir. Evet, kova burçlarına geldiğim arkadaşlar. Bir kanun adabıyla işiniz olabilir. Bir kanuni işiniz olabilir. Onu çözeceksiniz kova burçları. Ve geliyorum tezahür için müzik. Bugün müzikle şifalanıyorsun. Müzik ve dans beni şifalandırıyor ve mutluluğun kapılarını aralıyor diyebilirsin. Balık burçları, Juno senin burcunda ve pek çok balık burçları bu aralar evlenme teklifi alabilirler. Ah keşke ben de balık olsaydım, ben de balık olsaydım. Hem de ne evlenme. Hepsi bir arada arkadaşlar, üçü bir arada. Karizma var, sınıf atlama var. Var da var, ne isterseniz var. İnanın isteğin verilecek size. Bu yıl boyunca sizin bekar balıklara diyorum her türlü isteğiniz yerine geliyor. Ve aziz kartı gerçekten nikah kıyacak birisiyle berabersiniz. Ve dostlarım baba şifası diyor. Aslan burçlarıyla ilişkiniz düzeliyor. Babanızla olan ilişkinizde sorunlar varmış. Bunlar çözülüyor arkadaşlarım. Evet, şimdi bugünün olumlamasını veriyorum. Videonun altına da yazıyorum. Dostlarım, ben burada hazırladım hayırlısıyla. Nerede bu? Dersime iyi çalışayım arkadaşlar. Solar plexus çakramız arkadaşlar korkuyla alakalıdır. Değersizlik duygusuyla alakalıdır. Ve şunu söylüyorsunuz. Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Kim sana hangi zamanda kötü bir enerji taşıdıysa o bu bölgede bir sıkıntı yarattı. Arkadaşlar çakralarımız tıkanmaz, sadece çalışmaları değişir. Ve şöyle diyorsun, solar plexus çakramdaki tüm negatif enerjileri şu andan itibaren gönderiyorum. Yerine yaşam enerjisini katıyorum. Sizleri seviyorum, yaşamı seviyorum. 0546-481-3506. Arayın, tanışalım, konuşalım arkadaşlar. Gerek astroloji danışmanlığımla, gerek tarot okumalarımla sizin karşınızdayım. Hoşça kalın, dostça kalın.